Merhabalar, ben Çimen Hülya Budak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün püreli tavuk kapama yapacağız. Şimdi malzemeler ve yapılışı. 800 gram tavuk eti, 2 adet kuru soğan, 200 gram mantar, tuz, karabiber, 200 milim krema, 4'te 1 çay bardağı zeytinyağı, 3 diş sarımsak ve taze fesleğen. Yemeğimizin üzeri için malzemelerimiz 3 büyük boy patates, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yumurta sarısı, tuz, karabiber. Önce patates püresini yapalım. İrice doğradığım patatesleri tencereye ilave ediyoruz. Üzerine sıcak su döküyorum bir miktar. Şimdi bunu haşlıyorum. Bir miktar da tuz. Patatesler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Şimdi alttaki harcı hazırlamaya sıra geldi. Ocağımın altını yakıyorum. Ve tavamın ısınmasını bekliyorum. Isınan tavamın içine 4'te 1 zeytinyağı, 4'te 1 çay bardağı zeytinyağını ilave ediyorum. Ve kuşbaşı doğradığım tavukları ilave ediyorum. Ve dış tarafındaki renkleri tamamen değişinceye kadar soteliyorum. Tavuklarımızın rengi yavaş yavaş dönmeye başladı. Ama daha var. Biraz daha soteleme işlemine devam ediyorum. Şimdi yemeklik doğradığımız 2 tane kuru soğanı ilave ediyorum. Ve sotelemeye devam ediyorum. Tavuğumuzu ocağın biraz daha büyük gözüne aldım. Çünkü doğradığım ve çabuk haşlanmasını istediğim patateslerimiz olmak üzere. Şimdi soğanlar yumuşadıktan sonra tavuklarımızın içine mantarları ve sarımsakları ilave ediyorum. Mantarlar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Patateslerimizin piştiğini bir çatal yardımıyla test ediyorum. Çatal çok rahat giriyor. Ve şimdi altını kapatıyorum ve süzgeçten sürüyorum. Bu arada fırınınızı çalıştırabilirsiniz 180 derecede. Mantarlarımız da tamamen yumuşadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyorum. Fesleğenleri ilave ediyorum. Ve son olarak da kremamız vardı. Onu ilave ediyorum. Ve tuz. En sonunda karabiberini ilave ediyorum. Şimdi haşladığım patatesleri derin bir kaseye ilave ediyorum, boşaltıyorum. Ve içine tuz, karabiber ve tereyağını ekleyip püre haline getiriyorum. Patateslerimizi ezip püre haline getirdikten sonra ve iyice soğuduktan sonra içine 2 tane yumurta sarısını ilave ediyorum.
ve karıştırıyorum. Şimdi tavuklarla patatesleri buluşturmaya, tavuklarımızı bir fırın kabına boşaltıyorum. Güzelce her tarafına yayıyorum. Bir krema torbama püremi içine boşaltıyorum. Şekiller veriyorum. Bu işlemi tamamen yemeğimizin üzeri kapanana kadar devam ediyorum. Püreniz artarsa yaptığınız şekillerin üzerine tekrar ilave edebilirsiniz. Evet, üzerini süslemesi de tamam yemeğimizin. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişmeye bırakıyorum.